Merhaba. Şimdi Merhaba. Gökhan, sen de çok yorgunsun. Bütün haftayı bitirmişsin. Ben de çok yorgunum. Onun için bir oyun oynayacağız seninle. O da böyle bir hikaye yazacağız. Okey. Tamamdır. Onu da şöyle yapalım. Yani bir 10 saniye falan olacak ikimizde de süre. 10 saniye ben hikayeyi başlatacağım. Sonra 10 saniye sen götüreceksin. Bu şekilde top atar gibi birbirimize bu hikayeyi böyle umulmadık yerlere götürmeye çalışacağız. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. O zaman ilk ben başlatıyorum. 10 saniyeyle. Gece yarısından hemen sonraydı. Birdenbire uyandı ve "Ya ben neredeyim?" dedi. Bir baktık ki karşı kapı komşusunun kapısı açık ve kedi ona bakıyor. Bu dedi, bu kedinin o derdi ne, olayı ne? Sahibi nerede acaba? Allah Allah. Kedi kuyruğunu dikmiş, yavaş yavaş gelip ayağına doğru dolanıp yuvarlak hareketler çizdi. Ve sonra birden acı acı inledi, miyavladı. Miyav, miyav. Ve uyanan kadına doğru yaklaştı, pencereye doğru yaklaştı. Kadının içinde bir şefkat duygusu oluştu. Kediye doğru eğilip sevecekti ki pençelerini geçirdi ve cırmaladı. Ve can havliyle çığlık attı apartmanın boşluğuna doğru. "Kör olmayın sıca," dedi gecenin köründe. "Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum." "Nankör kedi dememişler boşuna size be," dedi. Dedi derken bir baktı ki rüyasından uyandı. Hay "Yeniden Allah. mi?" Hay Allah dedi. "Ya ben bu dejavu oldum," dedi. "Zaten uyanmıştım. Niye böyle oluyor ya? Allah'ım, ben nerede yanlış yaptım? Hayatımda mutlaka benim değişiklik yapmam lazım. Ağır yağlı yiyince hep böyle oluyor. Ağır yağlı yedim gene. Bak, tuvalete kalktım. Kendi şeyimle, paramla rezil oluyorum. Allah cezamı vermesin," dedi. Tuvalete girdi. Sonra Dedi. Tuvalete girdi. Sonra derin bir düşünceye daldı. Yahu dedi. İnsanoğlu ne kadar aciz. Gecenin bu yarısı. Yağlı da yemişim. Ama yani tuvalet ihtiyacımı da gideremesem ne yapar? Diye düşündü. hemen ardından "İyi ki," dedi, "bak, her ihtiyacımı giderebiliyorum. Madem öyle, bir TikTok açayım da neşem yerinde olsun." Açtı TikTok'u. Trendlere bakmaya başladı. Oh. Baktıkça baktı, baktıkça baktı, baktıkça baktı derken bir an Fahri Karakaş diye bir adamın videolarına denk geldi. Bu kim ki dedi. Ulan adam 45 yaşına gelmiş, dallama. Çoluk çocukla kendini TikTok'a vermiş. "Ne insanlar var ya," dedi. "Ne insanlar, ibretlik işte. Bunlar hep ibretlik," diye düşündü. Şimdi. Ama bir yandan hoşuna da gitti. Yani böyle bir bilgeçlik var, işte bir böyle göbek atma var. Tam bir çözemedi ne olduğunu ama hoşlandı da. "Acaba adam evli mi?" diye düşünmeye başladı. Mantı dedim. Sonra gecenin bir yarısında direkt mesajdan yürüsem mi diye de içinden geçirdi. Hiç olmazsa yaşı yaşıma denk. Şimdi mecrada da eğlenmeye gelmişken ay çok da takipçisi yok. Bir yürüyeyim dedi. Sonra açtı mesajı. "Fahri Bey, videolarınıza hayran kaldım. Acaba tanışabilir miyiz? İşte ben de böyle gecenin yarısında uykum kaçtı. Sizin işte videoları izleyince gerçekten işte hoşuma gitti.
Ondan sonra canım yolladı. O sırada zaten öğrencilerin vize notlarını okuyan Fahri birden telefonun bildirim ışığıyla beraber bir irkildi ve mesajı gördü. Kağıtları bir kenara bıraktı. Ya ne güzel de bir takipçi. Hem videolarımı beğenmiş hem de tanışmak istiyor dedi. Ah bir de İngiltere'de yaşıyor. Hem de Türk. Hemen işte teşekkür ederim ilginiz için. Çok sağ olun. Desteğimizi her zaman beklerim. Çok çok selamlar dedi. Yolladı mesajı. Geri mesajı. Kadına. Süper. Kadın bunun üzerine gece boyu mesajlaştılar. Çılgınlar gibi. Ne mesajlaştı ama? Elif Kırsıl anlatacağım. Senin yapacağın hikayeyi. Ay senin yapacağın hikayeyi. Elif Kırsıl'a ben ne mesajlaştı ama? Allah çetan yavrum. Senin yapacağın hikaye de bu kadar. Bütün reputasyonumu mahvettin. Reputasyonumu haler getirdin. Sana daha açarım bak. Yani sen benim paçoz halimi görmedin. Paçoz yanımı görmedin herhalde. Ay, el alemin karısıyla. Ne işim olur benim el alemin karısıyla? Gece boyu mesajlaşmışım. Ya, güzel şeyler mesajlaştın. Zaten akademik yönünüz denk geldi. Onu çılgınlar gibi diyorsun. Ne çılgını? Ne çılgını? Yani, buharca demek istedim böyle. O ona mesaj yazıyor, bu buna mesaj yazıyor. Allah'ım yarabbim. İçeriğimi söyledim mi ben? Hayret bir şey. Söyle madem içeriği neymiş? Tatlınız fesat. Git hocam. Yani güzel bitireydiniz. Ulan sosyal medya değerinde yaşıyoruz. Tabii ki fesat. Her şey fesat bu devirde. Olmayın fesat. Bu devirde bak. YouTube köşelerine düşmüş adamsın. Ben de öyleyim. Sen ne zannediyorsun bu mecraları? Çiğ çiğ yerler adamı. Senin haberin yok mu bu sosyal medya ne kadar çiğ bir yerdir, ne kadar seviyesiz, ahlaksız şeyler vardır, tuzaklar vardır. Sen bu yolu çıkarken bunları düşünmedin mi? Paçalarımdan çekiyorsun aşağıya. Düşünmedin mi bunları? Eline koz veriyorsun milletin. Yarın bir gün buradan bizi vurmazlar mı? Ben burada pas verdim ki bakın bizim öyle olmadığımızı görsünler diye. Ama siz içi fesat. Hemen de mesajlaşmışsın. Allah'ım ya. Hadi git hadi oradan be. Seninle de yola çıkılmaz. Hikayeye başladık. Rezil ettik hikayeyi de. Ya başlangıçta aslında böyle enteresan bir hikaye yapacaktık biz ama nasıl oldu bu böyle? Bu denemede böyle bir şey oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bu yaratıcılık diyorlar buna. Çarşafımıza dolandı yani. Boynumuza dolandı bu hikaye bence. Bence yeni bir hikaye başlayalım. Burada bitirelim. Peki. Ama güzeldi. Yani. Benim hiç işime gelmedi bu iş. Hadi hoşçakalın.